Yerden zekat kesilir. Hükümet illa o zeketi alır yani. Sorular, evet. Defter sana soralım. Evet. Başkanımız da sana. Dedikleri, dediysek işte bazıları işte nefsine uyarak, arzularına uyarak bu şekilde şeytana uyuyorlar. Ve burada bu şekilde nefsine uyanların, zekat vermeyenlerin Allah katında ne kadar büyük cürüm işlediklerini ve Allah Celle Celaluhu nasıl onları tehdit ettiklerini burada Rabbimiz Tebarek ve Teala Kur'an-ı Kerim'de bizlere bildiriyor. Diyor ki, وَالَّذ۪ينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَل۪يمٍ يَوْمَا يُكْوَى عَلَيْهَا ف۪ي نَارِ جَهَنَّمٍ فَتُكْوَى بِهِمْ جِبَابُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا بِمَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ diyor. Altını ve gümüşü biriktirip de Allah yolunda harcamayanlar. Yani yetimlere, miskinlere ve Allah Celle Celaluhu burada 8 sınıf insanlara zekat vereceğinin ve insanlara tespit edip de vermeyenler. Yani para gelsin de nereden geldiğini önemsemeyenler, haramdan mı gelmiş, sadece para gelsin de nereden geldiğini önemsemeyenler. Bu insanlar, bu zekat vermeyen olan insanlar diyor ki, وَلَا يُنْفِقُونَهَا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ İşte Allah yolunda harcamayanlar, onlara müjdele ey Resulüm diyor. Neyi müjdeleyecek? فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَل۪يمٍ Alçaltıcı, zillet verici, elem verici bir azabı müjdele diyor. Ve burada Allah Celle Celaluhu'nun azabın ne olduğunu burada söylüyor. Diyor ki, يَوْمَ o gün yukva kızdırılacak neye? عَلَيْهَا üzerinde nerede? فِي نَارِ جَهَنَّمْ Cehennem ateşinde diyor. Neyi? O zekat verilmeyen gelecek, işte kızdırılmış bir şekilde. O ilk önce fetukva diyor. Alınları, yanları ve sırtları dağılacak. هَذَا مَا كَنَسْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ Bu sizin nefislerinize biriktirmiş olduğunuz şeydir diyor. Tadınız diyor. Tadınız. مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ Biriktirdiğinizi diyecekler Allah Celle Celaluhu. Yani burada ben Müslümanım, tevhid ehlinden olan bir kişi mutlak bana da bunlara önem vermesi gerekiyor. Yok. Önem vermediği zaman Allah muhafaza yarın ahirette bunun hesabını veremez. Ve yarın orada herkesin nefsi feryat edeceği bir zamanda يَوْمَ اُقُلْ لَا يَنْفُعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ O günde ne mal, ne evlatlar, ne hiçbir şey fayda vermeyeceği o günde sadece tertemiz, şirkten arındırılmış bir şekilde Allah'ın huzuruna gelen insanlar müstesnadır. O gün keşke zekatımı verseydim. Keşke Allah yolunda tasadduk etseydim. Keşke Allah'ın ve Resulünün çizmiş olduğu doğrultusunda malımı tasadduk etseydim diyecek. Ama orada keşke nedir? Nafidir. O kişiden kabul edilmeyecek. Nasıl ki o Firavun'a âmentü bi Rabbi Musa ve Harun ev âmentü billezî âmenet bihi benu İsrail. İsrail'in inandıkları ilaha ben de iman ettiği Firavun'a nasıl o anda tövbesi kabul edilmedi ve bir rivayette Cibril aleyhisselam geliyor balçıktan diyor ki el an şimdi mi tövbe ettin? Şimdi mi? Nasıl Allah Celle Celaluhu tövbesini kabul etmediği zaman bu insana da keşke kelimesi fayda etmeyecektir. Niçin? Çünkü dünyada uyardı. Bildirdi. Resul gönderdi. Elçi gönderdi. Kur'an kitap gönderdi ve ahirete geldiğin zaman bundan soracağız diye bizlere bildirdi. Buna rağmen bu kişi bunları aldırış etmiyorsa Allah Celle Celaluhu kimseye zulmetmez. Bel insanlar kendi kendilerine zulmederler. Orada Allah'ın Celle Celaluhu'nun huzurunda orada cezası, akıbeti çetin olanlardan olacaktır bu kişi.